Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Sayın Fikrican Ayık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Fikrican Ayık kimdir tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. 92 Adana doğumluyum. İlköğretim ve lise öğrenimimi Adana'da tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandım. 2017 yazında mezun olduktan sonra aynı üniversitenin ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalına doktora programına kabul edildim. Şu anda hala devam ediyorum doktora eğitimime. Aynı zamanda da dışarıda aktif olarak çalışmaktayım. Evet. Bugün ele alacağımız birçok konu var ve tüm izleyicilerimizin merak ettiği. Öncelikle dental implanttan başlamak istiyoruz. Dental implant nedir? Kimlere yapılır? Herkese uygulanabilir mi? Dental implantı titanyumdan yapılmış yapay diş keki olarak tanımlayabiliriz. Yapılması için gerekli olan şeylerden başlıcası uygun bir çene kemiği olması lazım. Ama her şeyden önce 18 yaşını doldurmuş ve çene kemik bölgesinde herhangi bir eksikliği olmayan, diş eksikliği olan, ister tek diş eksikliği olsun, ister çoklu, isterse hiç diş olmasın ağzında, bu tür hastaları dişli yapmak için uyguladığımız bir tedavi şeklidir. Aynı zamanda lokal anestezi altında gerçekleşir. Son derece rahat ve basit bir işlemdir. Son yıllarda da oldukça modadır. Evet, tam da onu soracaktım. Çünkü izleyicilerimiz ve ben gibi özellikle dişçi koltuğundan, diş hekimlerimizden demiyorum kesinlikle, biraz korkan hastalar var. O yüzden implant tedavisi ağrılı ve zor bir işlem midir diye soracaktım. Siz dediniz, demek ki zor değil. Aynen öyle. Yani genellikle zaten implant tedavisi lokal anestezi altında ağrısız, basit bir işlem olarak görebiliriz. Ayrıca sonrasında da gayet bir şekilde rahat atlatabilirler. Hatta implant tedavisi öncesi hazırlık işlemlerini aradan çıkartırsak o süreyi, ortalama standart tek bir implantın olma süresi ortalama 10-15 dakikadır. Oldukça kısa bir süre. Peki tedaviden biraz bahsedelim mi, nasıl yapıldığına dair ve tedavi sonrası nelere dikkat edilmelidir? Tedavi zaten yapıldıktan sonra bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırıyoruz hastamızı. Dikişleri varsa dikişler alınıyor. Sonrasında ise rutin diş fırçalamalarına devam ediyor. Aynı şekilde diş ipi, arı yüz fırçası, antiseptik gargaralar ve ağız duşu uygulamasını öneriyoruz. Hasta doğal dişine nasıl bakıyorsa implant yapılan bölgeye iki kat daha fazla bakması lazım. Çünkü doğal diş çevresinde oluşabilecek enfeksiyon, implant çevresinde oluşabilecek enfeksiyona göre daha yavaş ilerler. İmplantta oluşan bir enfeksiyon çabuk bir şekilde ilerler ve kemik kaybına yol açıp implantın kaybedilmesine kadar gider. Dolayısıyla rutin kontrolleri implant yapıldıktan sonraki 2 yıl içerisinde 6 ayda bir olarak görüyoruz. Sonrasında da senelik kontroller olması gerekiyor ki herhangi bir şey hastalık görüldüğü zaman erkenden müdahale edilebilsin. Evet. Peki ortalama ömrü nedir? Ortalama ömrü hastanın bakma durumuna göre 15-20 yıl gidebiliyor. Ama bazı hastalarımda yapıldığı süre boyunca kötü baktığından dolayı 2-3 senede de kayıpları sebep olabiliyor. Dolayısıyla çok iyi bakmak lazım. Çok iyi bakıldığı sürece ömürlük gidebilir. Evet. Peki antibiyotik ne zaman kullanılmalı? Antibiyotik genellikle implant sonrası postop olarak profilaksi amaçlı antibiyotik reçete ediyoruz. Aynı zamanda her diş ağrısına da antibiyotik vermediğimiz gibi herhangi bir ağız mukozalı çevresinde akut bir enfeksiyon varsa, bu enfeksiyonun belirtili sistemik boyuta ulaşmışsa bunu kronikleştirip tedaviye başlamak için antibiyotik veriyoruz. Sanılanın aksine her diş ağrısı da antibiyotik vermiyoruz. Aynı şekilde antibiyotik bir tedavi edici yöntem değil, tedaviye yardımcı bir yöntemdir. O yüzden hastaları az kullanması gerektiği konusunda bilgilendirmekte fayda var. Evet, hatta uyarmakta fayda aynen var öyle, değil mi? Peki, gömülü diş nedir, neden oluşur? Gömülü diş, ağız içerisinde vakti gelmesine rağmen çıkmamış veyahut da çıkamamış dişleri deniyor genellikle. Ne zamanları meydana gelebiliyor?
ve ne sebeplerle meydana gelebiliyor diye soracak olursanız evet. da birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler tek bir şekilde neden olabildiği gibi bunlar birlikte beraber de olabilir. Nelerdir? Genetik faktörler olabilir. Komşu dişlerin dişlerin sürme bölgesini kapatması meydana gelmiş olabilir. Çene darlığından dolayı dişlerin çıkamamasından dolayı gömülük almış olabilir. Kist ve tümörler dişlerin çıkmasını engelliyor olabilir. Veyahut da çocukluk dönemine inecek olursak süt dişlerindeki enfeksiyonun alttaki sürekli diş germlerinin etkilemesi sonucunda bu süreyi geciktirmesine sebep olabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı dişler gömülük alır ve hastaya konforsuzluk verebilir genel olarak. Özellikle de yarı gömülü dişler, hani dişleri sınıflandıracak olursak gömülü dişleri ya tamamı mukoza ve kemik altındadır veyahut da yarısı görünüp yarısı görünmez. Bu gibi durumlarda enfeksiyon riski oldukça yüksektir. Evet. Nasıl anlaşılır ve tedavi edilir peki? Genellikle hasta tarafından semptom vermezler. Az önce de belirttiğim gibi yarı gömülü dişlerde enfeksiyon olup perikoronitiz dediğimiz enfeksiyonlardan sonra farkına varılır. Ama çene kemiğinin içerisine alıp panoramik röntgenlerle gömülü dişler farkına varılabilir. Rutin olarak çekildiği zaman hasta o şekilde bilincinde olur bunun. Evet. Peki, bruksizm nedir? Nasıl anlaşılır? Diş sıkma, diş gıcırdatma veya bunun bu her iki durumda birlikte olduğu durumda bruksizm hastalığıdır bu. Nasıl farkına varılabilir? Hasta tarafından genelde geceleri olduğu için diş çenelerin birbirine istemsiz fonksiyonlarından dolayı fark edilmez. Bize düşen en önemli görev hastaya bunun farkına vardırmaktır. Hastada ne gibi şikayetler olabilir? Sabahları kalktığı zaman baş ve boyun ağrıları meydana gelebilir. Evet. Çene ve kulak ön bölgesinde ağrılar meydana ve künt şeklinde ağrılar meydana gelir bu bölgelerde. Klinik olarak bakacak olursak dişlerde aşınma, kırık ve çatlama gibi durumlarda bizi bu teşhise yönlendirir. Hastayı bilincine erken teşhis olarak vardırmalıyız. Yani hastayı bilgisine vermeyiz bu durumu. Tedavisi nedir? Tedavisi ilk olarak oküzel split dediğimiz gece plaklarıyla tedavisine başlanır. Bu olay dişleri korumaya yöneliktir aslında. Geceleri istemsiz bir şekilde dişler sıkıldığı zaman birbirine zarar vermesini önler. Ve aynı zamanda çiğneme kaslarında olan maset arkasını, bu sebep olan bruksizme sebep olan maset arkasını da rahatlatarak kasılmasını engelleyerek ekleme verdiği kuvveti azaltır. Artı ekstradan masseter botoksu da son yıllarda oldukça modadır. Masseter kas içerisinde yapılan botoksla bu kasları rahatlatırıp bu hastanın önüne geçilebilir. Evet, nasıl yapılır, nasıl yaptırılır ve bu işlem ne kadar sürer, etkisi ne kadardır? Öncelikle diş sıkması, gıcırdatması olan hastalarda masseter kası oldukça belirgindir. Bu bölgeye tekabül ettiğini düşünürsek, bu bölgeye yapılan botoksla bu kas rahatlatılır, gevşetilir. Hastalar istese de işlemden sonra ciddi bir sıkma meydana getirmez. Dolayısıyla çalışmayan kasların küçülme prensibinden dolayı hastada ağrılar azalır, baş ağrısı, boyun ağrısı azalır ve rahatlamaya yönelik olarak ilerler. İşlem ortalama ağrısız 5 dakika kadar sürer. Sonrasında 3-4 gün sonra etkisini gösterir. Bir 15 gün kontrole çağrılır. Kas bölgesinin sertlik durumuna bakılır. Ortalama 4-6 hafta sonra da gittikçe artarak botoks süresi artar. Kişiden kişiye değişmekle birlikte 4-6 ay kadar da süresi vardır bunun. 6. ayın sonlarına doğru da hastada belirgin bir azalma varsa, herhangi bir sıfırlanma yoksa tekrar bir seans yapılır. Onun dışında genellikle gerek duyulmaz. Çünkü hasta zaten sıkma bilincini ortadan kaldırdığı için psikolojik olarak da bundan kurtulmuştur. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir sonrasında. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Sayın Fikri Can Ayı'yı ağırladık. Hoşçakalın.